lustig. Reyhan, Ayşem kamerayı açtı. Gel, gel. Günaydın, ne yapıyorsunuz? Ay, inanmıyorum. Nasılsın kızım? Ancak kurmuşsun bilgisayarını, ha? Ya ayıptır ama ya, böyle bıçak gibi kesilir mi iletişim? Ya ne yapayım? Öyle kopamadım işte bir anda. Ya kızım çok özledik seni. Nasılsın, neler yapıyorsun? Ne yapayım, aynı. Burada babama yardım ediyorum. Sınav var, ona çalışıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Valla nasıl olsun Ayşem? Üşümeye devam gördüğün gibi. Ya ben özür dilerim hakikaten. Böyle... Sizi yüzüstü bırakmış gibi oldum, kusura bakmayın ya. Bulabildiniz mi birini? Ya biz senden sonra bir ev arkadaşı düşünmedik. Masraflar ne olacak? Hani ne bileyim, hani belki pişman olursun, geri dönersin falan. Kızım ne yapıyorsun? Niye sıkıştırıyorsun kızım? Manyak mısın? Ya bir rahat rahat konuştursana insanı. Ya ben sizin didişmenizi özlemişim. Valla biz de seni özledik ha. İstanbul özledi seni kızım. Hatta bizden başka özleyenler de var seni tabii. İstanbul ne yapıyor? İyi mi? Yani iyi desek hiç sevmemiş mi beni diyeceksin. Kötü desek üzüleceksin. Ya kızım bir şey söyleyeceğim ya. Bu ne diyor Ömer diyor. Ömer'den mi bahsediyor? İstanbul diyor. Ne diyor bu? Şişt, şapşal, sadece kamerayı kapatıyorsun. Sesin duyuluyor. İstanbul kalabalık. Martılar kalabalık. Aynı telaş. Aynı Ayşem. Ama biraz bulutlu. Yani böyle bir dalgın. Çok dağınık bu aralar. Sen gittiğinden beri güneş hiç doğmadı. Hiç gülmedi gökyüzü. Yani ne bileyim, hani çimenlere bakınca insanın içi eziliyor. Anlıyor musun? Hani ışığa hasret sanki. Pek iyi değil bu aralar İstanbul. Ömer, şunları not alsana ya. Bak bunlar sınavda çıkacak, haberin olsun. Tamam. Şşş. Topla biraz kendini ya. Ne oluyor oğlum, iyice sağladın kendini. Alo. Siz kendi işinize bakın, benimle uğraşmayın, ben iyiyim. Nasıl, bu surat ne? Şşş, kime diyorsun ya iyiyim diye? Sana ne ya? Ya toplan biraz. Ya bırak. Oo, ne büyüttün mevzuyu ya. Nasıl iş, haline baksana. Arkadaşlar hayırdır? Hocam ben ucum bitti, uç istedim. Hatta kesilmişken. Arkadaşlar 0.5 ucu olan var mı? Buldum hocam. Sağ ol dostum. Ya ben sana bir şey soracağım dostum. Habire kaynıyor araya. Buyur. Siz buraya suyu nereden tedarik ediyorsunuz? Su derken? Su, içme suyu. Damacanın suyu işte dostum. Yani çaya, şebeke suyu karıştırmıyorsunuz herhalde değil mi? Yani anlaşmalı olduğumuz yerler var tabii. Heh, işte ben de sana onu diyorum. İstersen ben de sana bir teklif verebilirim icabında. Nasıl? Nasıl istersen, yazılı olur, sözlü olur artık. Hayır, nasıl bir teklif? Ha, damacanın suyu işte dostum. Ya benim İzmit'te bayim var da, meşhur kozalak suyu, duydun? Dağdan inme, mis, tertemiz. İçince gençleştirir adamı, öyle bir su. İstersen ben sana kelepir bir fiyata bırakabilirim yani. Bakarız, bakarız. Ya bana öyle bakarız, bakarız diye ağzı yüz bükme müdür. Bak, teklifimi düşün, ciddiye al, değerlendir, konuşalım. Olur. Heh. Afiyet olsun. Hadi iyi çalışmalar, sağ olasın. Oturabilir miyim birader? Al. Patates ye. Her türlü derde deva. Özellikle aşk acısına. Ciddi söylüyorum oğlum.
Karbonhidrattan ötürü yani. Mideyi gevşetir, tansiyonu düşürür. Tereme peyniri gibi olursun icabında ya. Yok abi sağ ol, ben böyle iyiyim. İştahım yok. Çay içiyorum. Ya aslında ben söyleyecektim de hadi hevesiniz kaçmasın diye demeyeyim dedim. Ben sana o kızı kaçır falan dedim ama sen bana bakma oğlum. Evlilik hiç matah bir şey değil lan. Ciddi söylüyorum. Aşk maşk bir yere kadar, ondan sonra yalan. Tamam ilk başlarda iyi de. Sonra 20 yıl, 30 yıl aynı insanla. Büyük sıkıntı değil mi? Ben de tam onu istiyorum işte. Ömrümün sonuna kadar o olsun. Başka kimseyi görmeyeyim. Sen o zaman fena sevmişsin. Sen hakikaten çayını iç, çayını. Afiyet olsun. Sana da. Baba. Kızım. Benim bildiğim Ayşem pişerken sobanın başından ayrılmazdı ama kokusunu da duymadın. Ne yapayım, dalmışım öyle. Olsun. Sobanın başında yenecek diye bir kaydı yok. Al. Bak hepsi senin. Canım pek istemiyor aslında. Canım şimdi olmasa da sonra yersin. He? Hem yemen lazım kızım ya. Bak yeni baştan sınavlara çalışıyorsun. Kuş kadar kaldın. Nasıl gidiyor? İyi. Yavrum. Bak böylesi daha hayırlı oldu. İnan bana. Baba. Hı canım. Annemi kaybettiğinde nasıl dayandın yokluğuna? Bak işte böyle. Böyle canım. Sana sarılarak şimdi olduğu gibi. Güzel kızım, güzel yavrum. Ah canım kızım, biliyorum. Biliyorum çok canın yanıyor. Çok üzülüyorsun. Her şeyin farkındayım. Her şeyin. Ama üzülme kızım. Üzülme yavrum, geçecek. Her şey geçecek. Geçmeyen ne var? Her şey unutuluyor. Alışılıyor. Bütün acılar bitiyor. Geriye sadece tatlı hatıralar kalıyor.